Biraz da Fransa'yı konuşalım. Şimdi orada emeklilik yaşı yükseltildi. 62'den 64'e çıkarıldı. Haftalardır, uzun zamandır protestolar var. Ama Paris'te özellikle şimdi son dönemde temizlik işçilerinin bir eylemi, iş bıraktığını biliyoruz. O grev nedeniyle alışılmışın dışında Paris'ten manzaralar yansıyor. Şimdi Paris hepimizin akıllarında, hafızasında çok başka bir yer ama şimdi artık yavaş yavaş o çöp yığınlarının biraz daha büyüdüğünü görüyoruz. Bir Fransa'da ne olup bittiğine de bakalım. Bakalım, üzerine konuşalım. Sokaklardan çöp kokusu yükseliyor. Apartmanların önünde birbiri üzerine yığılan çöp poşetleri günlerdir bekliyor. Bu manzara Paris sakinleri için artık günlük hayatın bir parçası. Fransız hükümetinin tepki çeken emeklilik reformuna karşı temizlik işçilerinin grevi sürüyor. Aşkın şehri olarak bilinen Paris'te turistleri şaşkına çeviren görüntüler kayda geçiyor. Paris sakinleri şiddetli protestoların gölgesinde yaşantılarına devam etmeye çalışıyor. Bir yanda sokaklardan alevler yükselirken, diğer yanda insanlar kafe ve restoranlarda oturmayı sürdürüyor. Özellikle akşam saatlerinde şiddetlenen protestolara polis sert şekilde müdahale ediyor. Son olarak Paris Savcılığı bir grup polisin protestoculara yönelik tehdit ve hakaretine ilişkin adli soruşturma başlattı. Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten yasa Senato'da kabul edildi. Sıradaki aşama parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'te oylama yapılmasıydı ancak hükümet anayasanın özel bir maddesini kullandı. Meclisi devre dışı bırakarak yasayı oylama olmadan yürürlüğe koydu. Bu da Fransızların tepkisinin daha da büyümesine yol açtı. Protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Sendikalar salı günü içinde 10. kez protesto çağrısı yaptı. Kamuoyu araştırmalarına göre Fransız halkının 1/3'ü emeklilik reformuna karşı. Evet, yarın yeni bir protestodan daha bahsediliyor. Şimdi baktığımız zaman 2. Macron döneminin en büyük siyasi krizi yorumu yapılıyor. Bir yandan sadece ekonomi üzerinden, işte hayat pahalılığı, emeklilik yaşı üzerinden tepki yok Macron'a. İşte demokrasiyle ilgili, mesela demokrasinin mezar kazıcısı olduğuyla ilgili bazı yorumlar yapılıyor. İşte demokratik düzeni alaşağı ettiği, parlamentoyu geçersiz kılmaya çalıştığı yönünde de eleştiriler var. Levent Yılmaz, ne diyorsunuz Fransa'da yaşananlara ilişkin? Evet, Paris tam bir çöplüğe dönmüş durumda. Görüntüler onu gösteriyor. Ama Paris zihinsel olarak da bir süreden bu yana çöplüğe dönmüş durumda. Geçtiğimiz hafta içerisinde biliyorsunuz YPG'nin sözde sözcüsü ve YPG'nin sözde sözcüsüne Fransız Meclisi'nde onur madalyası verdiler. Evet, onur nişanı verdiler. Mevzu kutlamasında madalya verildi. İşte, evet, yani Paris çöplüğe dönmüş derken, yani bu hem fiziki anlamda böyle hem zihinsel anlamda böyle. NATO üyesi iki ülke, iki müttefik, yazı kağıt üzerinde müttefikimiz. Fransa, bizim 40 yıldır terörle mücadele kapsamında mücadele ettiğimiz örgütlere, örgütlerin sözde temsilcilerine onur madalyası veriyor, onur nişanı veriyor. Yani dolayısıyla Paris zihinsel anlamda da, fiziksel anlamda da böyle bir çöplüğe dönmüş durumda. Şimdi tabii Macron çok tartışıldı. Hatta Macron'un bu son kazandığı seçimi kazanamayacağına ilişkin de beklentiler çok fazlaydı. Ama bir şekilde Avrupa'nın içine düştüğü bu özellikle enerji krizi meselesinde ortaya çıkan tabloda Macron'la devam etme kararı şekillenince Macron böyle tam böyle çok güçlü bir şekilde diyemeyeceğimiz bir tabloda yeniden Fransa'nın liderliğini kazandı seçimde. Şimdi Avrupa açısından konuya baktığımızda, Fransa'nın durumu açısından konuya baktığımızda Avrupa'da iki tane kritik ülke var. Hani diğerleri de önemli ama bir tanesi Almanya, bir tanesi Fransa. Şimdi bu iki ülkede olan bitene baktığımızda Almanya'nın daha dengeli hareketler yaptığını görüyoruz. Ekonomik manada. Fransa'da ise sistemin sürdürülebilir olmaktan çıkmak üzere olduğunu görüyoruz. Mesela emeklilik yaşının uzatılması meselesi aslında orada ciddi bir tasarrufla sonuçlanacak bir sistem olarak değerlendiriliyor. Çünkü nüfusu çok yaşlı. Ciddi yaşlı bir nüfustan bahsediyoruz. Yani orada iki yıl emeklilik önce olsa ne olur, sonra olsa ne olur? Hani bizdeki gibi falan değil. Yani çok milyarlarca euroluk bir tasarruftan bahsediyoruz. İki yıl geç emekli olunmasıyla beraber hem sağlık sisteminde hem emeklilik maaşı ödemelerinde hem prim ödemelerinde. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Fransa'nın ben yani yakından takip ettiğim için rahat rahat konuşuyorum. Yani ahkam kesmek gibi algılanmasın.
böyle çok sayıda olayla karşılaşacağını değerlendiriyorum. İşte bu sarı yelekliler meselesiyle başlamıştı. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşının bir sonraki aşamasının ne olacağına ilişkin de riskler mevcut. O risklerin Avrupa'nın enerji krizini ve o enerji krizi üzerinden Avrupa ekonomisini ne kadar olumsuz etkileyeceğine ilişkin senaryo daha netleşmedi. Şimdi dolayısıyla biraz önce Almanya atıfı yaptım. Yani Almanya ve Fransa iki tane önemli ülke diye. Bu iki önemli ülke aynı zamanda Avrupa Birliği ekonomisinin de lokomotifi. Hem Avrupa Birliği ekonomisini hızlandırıyorlar hem de Avrupa Birliği ekonomisinde problem olduğu zaman en çok bu iki ülke etkileniyor. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşının bahar aylarından itibaren yani yaza doğru başka bir evreye geçtiği tabloda Avrupa Birliği ekonomisinin karşı karşıya kalacağı ekonomik riskler Fransa'da ekonomik koşulları çok daha zorlaştıracaktır. Zorlaşan ekonomik koşulların halktaki tepkisi, halktaki karşılığı daha kötü hale gelecektir. Ben tahmin ediyorum Macron böyle çok sayıda sokak hareketiyle karşı karşıya kalacaktır. Bir not daha ilave edip bitireyim. Tabii tabii. Şimdi sokakların yakıldığını görüyoruz. Çeşitli kamu araçlarına zarar verildiğini görüyoruz Paris sokaklarında. Protestocuların işte eylemlerini yaparken etrafa zarar verdiğini görüyoruz. İşte çöpler toplanmıyor, grev var vesaire. Şimdi yani bu tablo aslında Avrupa'nın uzunca bir süredir, bana kalırsa 2008 küresel finansal kriziyle başladı. 2010 Avrupa borç kriziyle derinleşti. Avrupa ekonomisinin ve birliğinin yani Avrupa Birliği'nin birliğinin sorgulanacağı bir yere gidiyor olabilir. Buna çok dikkat etmek lazım. Ben öyle çok keskin yorumlar yapmaktan kaçınırım. İşte aman Avrupa Birliği ne şartlarda bir araya geldi, ölürler de bundan vazgeçmezler falan değil. İşte biliyorsunuz İngiltere ceketini aldı ve çıktı. Dolayısıyla bu Avrupa Birliği'nin birliği meselesini de önümüzdeki aylarda konuşmaya başlayabiliriz. Peki. Özel Şener, katılır mısınız iddialı bir yorum? Birliğin bozulabileceği anlamına gelebilir mi? Aslında bu çok uzun zamandır da gündemde ama yani işaretleri artmaya başladı. Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı kim? Göreve gelir gelmez bir helikopterden nükleer denizaltıya halatla inen adam kim? Ukrayna'da savaş başladığı zaman işte o da sakal uzatıp böyle eli başının arasında pozlar veren falan bir adam. Macron tek başına çok önemli bir adam değil ama şunu görmek lazım. Fransa gerçek yani Avrupa'daki nadir sosyal devlet ağırlığı olan ülkelerden bir tanesiydi. Şimdi Fransa sosyal devlet olma özelliğini yitirmeye başlıyor Macron'la beraber. Macron da herhangi bir ideolojiye dayanmadığı için öz itibariyle çok müsait bu tür şeylere ve dolayısıyla da bu direnç artacaktır önümüzdeki dönemde Macron'a karşı ama şunu söylemekte fayda var. İşte toplumun örgütlülüğü, sendikal hareketin güçlü olmasının mesela işte o çöpler o halde. Bugün Almanya'da yine benzer bir durum. Yani Almanya'nın da her tarafı grev. Mesela Münih'e habire uçuş iptal ediyordu. Bugün tahminen hiçbir yere uçulamayacak. Dolayısıyla görülmesi gereken şey şu. Bu tür karar alınmada yani sosyal devletten daha neoliberal politikaların hakim olacağı işte İngiltere'de gördük. O yüzden evsiz sayısının en yüksek olduğu sağlık sistemi çökmüş ülkedir İngiltere. Fransa buna direnecektir ama ben şu lafı çok keyifle söyleyeceğim. Türk gemisini işte radarla onu aydınlatmayla vesaireyle falan da suçlamıştı. Macron ve NATO içinde beyin ölümü ölmüş, beyin ölümü gerçekleşmiş bir ittifak demişti. Şimdi Fransa'yı beyin ölümü gerçekleşmiş bir cumhurbaşkanı yönetiyor. Terör örgütünü de ağırlamaya devam etsinler aynı şekilde. Ama bir ülkenin yüz ölçümünün büyük olması o ülkeyi büyük tutmaya yetmiyor. Voltaire'in, Montesquieu'nun falan bir bıraktığı Fransa ile Macron'un Fransa'sı arasındaki büyüklük farkı dağlar kadar aynı yüz ölçümü olsa bile. Peki.